Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu şekilde. Bakın modelim daha önce sizler için üçlüsünü hazırlamıştım. Tek yuvanın içindeydi. Böyle üç tane yuvanın içinde değildi arkadaşlar. Ve iki yuvanın içinde bu şekilde daha arkadaşlar açık seçik sade bir şekilde de sizlere aynı modeli sinek kanadından oluşan çiçeğimi bu şekilde tasarladım. Yapımı da kolay. Kolay sevenler, şöyle zarif sevenler için böyle ikili bir çiçek hazırladım. Evet. Modelin yapılışına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle ara suyunu yaparak başlayacağız modelimize tığ battılarımızı hazırladık tığ battımızın içine de sık iğne ile ipimizi sabitledik ilk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz iki zincirimi çektim bir defa tığımı doladım hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 alarak şöyle bir trabzan yaptım üzerine 4 zincir trabzanımı aralayıp sık iğne ile sabitliyorum hemen yanına bir sık iğne iki zincir Evet bu şekilde arkadaşlar buraya beş tane ara suyumuzu yapıyoruz 5 iyi arkadaşlar modelimiz hafif olduğu için ara suyunu da arasını böyle sıkı tutarsanız daha güzel olur 3 bile tutabilirsiniz arkadaşlar bakın bu şekilde ben ilk başta 3 yapmıştım 5 tane ara mesafesi olarak en son mesafe bu bu şekilde bırakıyoruz ve buraya arkadaşlar şöyle 5 tane üçer zincirden yuva hazırlayacağız hemen sabitliyorum 3 zincir sabitledim 3 zincir 1 2 3 zincir sık iğne ile buraya tutturuyorum hemen arkadaşlar bu beşinci tamamladık bakın bu şekilde 5 tane yaptık bir zincirle ters tarafına dönüyorum sık iğne ile bu şekilde buraya sabitledim ve 5 tane zincir 5 zincirimi sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir sık iğne ile ortadaki yuvayı da 5 yapabilirsiniz arkadaşlar ben 3 zincir yaptım Evet. Şimdi bu şekilde 5 zincirli, 2 tane yuva ortada 3 zincirli küçük bir yuva yaptık. 2 zincirimi çekiyorum. Döndüm düz tarafına. Hemen bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Şimdi yaprağımızın yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Sabah ezanı da okunuyor. Biliyorsunuz sabah ezanları 7'ye kadar okunuyor. Ezanı Muhammed'i bitince hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bir defa tığımızın başını doluyoruz ve aynı bu 5 zincirli yuvaya girip 1 2 2. Şöyle toparlak bir yaprak yapacağız arkadaşlar. O yüzden eee bu tek dolayımdan 2 tane, iki dolayımdan da 2 tane yaparak yaprağımızı tamamlayacağız. Bakın. 2 defa doladık. 2 2 2 şöyle tekrar iki defa doladım aynı dolama ile bu şekilde yapılınca arkadaşlar toparlak bir yaprağımız oluyor şöyle bir defa aldım 2 2 ve 2 bu şekilde toparlak bir yaprak yaptık bu iki tanesi aynı büyüklükte iki tane tırabzan da aynı büyüklükte oldu uzatmadık boylarını en son 3 defa doluyorum yine bu 5 zincirli yuvaya girip 1 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanımı bitirdim 5 tane zincir çekiyorum hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum geri kalan bu trabzanımın içine 7 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğneyi tamamladım. 8. de şöyle yuvada yaptım. Evet, yaprağımız hazır arkadaşlar. Hemen şöyle bir zincir çekiyorum. Bu dalımızı hazırlayacağımız yuvamıza geçişimi yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Hemen arkadaşlar bakın şöyle orta boy serim halkalarından alıyorum. Şöyle bakın büyüklüğü orta boy. Sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincir çekerek dibine serum halkımı. Çünkü elimle ittiriyorum kenara bu çektiğim zincirin üzerine 7 tane sık iğne yapacağız bu bir bu iki üç dört beş altı bu şekilde ve yedi ciydi arkadaşlar dibine yapalım hemen Aynı bu 3 zincirli yuvaya da sık iğne ile sabitledim. Yine 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi üzerine yine serum halkamı aldım. Buraya sık iğne ile serum halkamı tutturuyorum 7 zincirimin üzerine. Şöyle bir tane zincir çekip parmağımla şöyle kenara alıyorum. Bu zincirimin içine sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. Bu bir. 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde 7 tane sık iğne ile dalımızı hazırlıyorum bu yaptığım dalı da yine aynı bu 3 zincirli yuvaya sabitledim hemen bir zincir çekerek yine diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım 2 zincirimi çekiyorum bir defa doluyorum hemen 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım bir defa doladım 1 2 ve 2 2 defa doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanım hazır Yine iki defa doladım. Yuvaya girdim. Bir. iki, iki Ve iki alarak. Şurada arkadaşlar düğüm olduğu için onu arkaya alacağız. Bakın beş tane oldu bu şekilde. En son üç defa doluyorum. Bu yaprakta ne yaptıysak aynı işlem. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle iki. 2 2 alarak şöyle en uzun trabzanımızı yaptık. Yine 5 zincirimi çekiyorum. En son yaptığım trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Ve bu yaptığım trabzana 7 tane bu şekilde 4 5 6 ve 7 8 de yine bu 5 zincirli ana yuvada yapıyorum ve sık iğne ile buraya sabitleyip yaprağımı tamamlıyorum bakın arkada kaldı onu oraya yakacağız arkadaşlar ipimizi hemen 3 zincirimi çekiyorum bakın 3 zincirimle hem bu dönüş yaptığım yerin içine sık iğne ile sabitliyorum yine tekrar 3 zincir Bakın arkadaşlar burada ne kadar kaldıysa burada da o kadar mesafe bırakıyoruz. Şimdi iki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Ve iki, iki olarak aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapattım. Kirpiğimin dibine, tomurcuğumun dibine bir tane sık iğne yaptım. İki zincir. Evet, bir tane de ara suyumuzu yapalım. Bakın bu şekilde oldu bundan buraya 5 tane yapacağız arkadaşlar ve sonra 5 tane tığ battı yapıp bu yaprak ve dallarımızı kuracağız bu şekilde Evet şimdi çiçeğimizin yapılışına da geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu ilk serum halkasına böyle koyu moru tercih ettim inşallah düzgün çıkar arkadaşlar rengi şöyle sık iğne ile bu şekilde buraya sabitledim ve 5 zincir hemen kapatıyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum 5 zincir 1 2 3 zincirimi çektim çevirdim sık iğne ile sabitledim şimdi arkadaşlar iki tane zinciri çektik ters tarafındayız ve bu yaprağın ucundaki bu 5 zincirli tomurcuğun içine sık iğne ile sabitledim iki zincirimi. Geriye kalan kısma 8 tane zincir çekiyorum. Yine düz yüzüne döndük. Şöyle 8 zincirimi serum halkama sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bir tanesine kanadı yapmış oldu. Yine 5 zincir sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar 3 zincirimi çekip şöyle tersini çevirdim. 10 zincir. Burada ikisini buraya sabitledik. Geri kalan 8'ini de böyle artma işlemi kullandığımız için burası böyle oldu arkadaşlar. Normalde 10 zincir. 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincirimi çektim. Hemen çeviriyorum. 10 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum ve sinek kanadımı tamamlıyorum yine 5 zincir 3 4 5 zincir sabitledim serum halkama 5 zincirimi 3 zincir çevirdim hemen bu şekilde 10 zincir 6 7 8 9 ve 10 çevirdim bu şekilde sık iğne ile buraya sabit Evet. Üçüncüyü de yaptık bu şekilde. Beş zincir. Sabitliyorum serum halkamın içine. Ve bir, iki, üç zincirimi çekip hemen çevirdim. Sabitledim. 10 zincir 5 6 7 9 ve 10 zincir. Çeviriyorum 10 zincirimi. Sabitliyorum. Buraya bu şekilde. Şöyle birini yatıralım. Rahat çalışmak için. 10 zincirimizi sık iğne ile sabitledik. Yine bir 5 zincir. 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çevirdim 3 zincirimi şöyle 5 zincirimin içine sık iğne ile tutturdum 10 zincir 7 8 9 10 zincir Evet 5. ve sonucu sinek kanadımı da yine serum halkamın içine bu şekilde sabitliyorum şöyle Arkadaşlar bir tane sık iğne yapınca dibine çok güzel duruyor. Şu en son yaptığımıza destek gibi. Şöyle bir zinciri de çekiyorum. Yani ufak dokunuşlar daha güzel yapıyor bakın. Şöyle boş duracaktı, kayacaktı. Orayı doldurduk. Çok hoş durdu. Hemen beyazın yapımına geçelim. Evet, şimdi beyaz ipimizi tutturduk serum halkasının içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir buraya sık iğne ile sabitledim 5 zincirimi kirpik yaptım 3 zincirimi çektim sabitledim 2 zincirimi çekiyorum ipimi bıraktım bakın bu 10 zincirli yuvadan giriyorum arkadaşlar. Şöyle arasından geçip bu şekilde birleştirdim. Geriye kalan yine 8 zincir ve serum halkasına bu 8 zincirimi sabitliyorum. Bir tanesine kanadını yapmış olduk. Geriye yine 4 tane daha yapacağız. 5'e tamamlayacağız. 5 zincirimi kapattım buraya. 3 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafından çevirdim. Sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. 7 8 9 10 zincir. Çeviriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım buraya kirpiğimi. 3 zincir 10 zincirimi çekiyorum 6 7 8 9 ve 10 çevirdim arkadaşlar hemen serum halkamın içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir tane daha yapıp diğerini de çatımla bitiririm. Şöyle şunu da arkadaşlar alalım oradan. Hem sağlamlaşsın. 2 Bismillah 3 zincirimi çektim. Şöyle ters tarafına döndüm. Sabitledim. 10 zincir. 10 zincirimi çevirdim. sabitledim. Şöyle tekrar 5 zincir. Bugün tığıyla imtihandayım. 5 zincirimi çekiyorum. Hemen bakın arkadaşlar buraya sabitledim bir kirpik yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Hemen arkadaşlar bakın buradaki yeşil tomurcuğun içine sık iğne ile sabitliyorum 8 zincir 8 zincirini buraya sabitledim hemen dibine de yine bir tane sık iğne yapıyorum sık iğnemin üzerine bir zincir çekerek ipimi koparıyorum arkadaşlar Evet bu şekilde Şimdi hemen ipimi burada kopardığım ipimi yakıp geliyorum. Evet, bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Çok hoş, çok zarif oldu. Sade arkadaşlar. Şöyle çiçek gibi açıldı derler ya çiçek gibi şöyle açılan bir modelimiz oldu. Şöyle ekran kendine gelsin. Modelimiz bu çok da hoş çok da güzel oldu arkadaşlar şöyle yakında beraber de tutalım yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın